Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım. Baktım da takvime, mutlulukla şunu gördüm. 6 Kasım 1983'ten bu yana iktidarımızın, icraatımızın 4. yılını tamamlamış, 5. yılına basmışız. Ve baktım ki bu 4 yıl içerisinde sizin sayenizde, sizin yaratıcı, üretici gücünüzle, icraatımıza katkınızla inanılması güç işler başarmışız. Nedir iktidar olarak bizim yaptığımız? Çağdaş bir toplum olma yolunda önümüzdeki engelleri kaldırmaktır. Her ferdin daha çok çalışma, daha uygar şartlar içinde yaşama ve daha çok kazanma bilincine yeni yeni yollar açmaktır. Bu barajları inşa eden kim? Bu otoyolları yapan kim? Kim getirdi köylere elektriği, suyu, telefonu, yolları? Kim uçurdu hepimizin iftiharı, göz bebeği, göz nurumuz, kendi uçağımız F-16'yı? Bunu yapan sizlersiniz. Bunu yapan milletimiz. Eğer bize iktidar olarak bir küçük iftihar payı düşerse, Türk milletiyle birlikte böylesi bir 4 yılı yaşamaktan ibarettir. Sevgili vatandaşlarım, her zaman olduğu gibi eğri oturalım ama doğru konuşalım. Türkiye'miz 5 yıl önceki Türkiye mi? Allah'a şükür, huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Bunu sağlayan kim? Bir ülkede barış ancak ve ancak o ülke insanlarına zaten yüreklerinde mevcut dayanışma, barış ve kardeşlik havası estirilirse sağlanabilir. İktidar olarak barış ve kardeşlik temel inancımızdır. Diğer temel inancımız kanundur, hukuktur. Hukuka dayalı, kanunlara dayalı bir devlettir. Bütün icraatımızın altyapısı çıkardığımız kanunlara dayanır. Şunu rahatlıkla ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet tarihinde son 37 yılda hiçbir iktidar icraatına bizim kadar çok kanun, kararname ve tebliğ ile yön vermemiştir. Ve dahası bu kanunların büyük çoğunluğu reform mahiyetinde kanunlardır. Şimdi kanun çıkarmışız da ne olmuş? Eğer siz, eğer benim güzel vatandaşım o kanunu benimsemezse, o kanunun kendisine sağladıklarını görmezse bir sonuç alabilir miydik? Mesela bir katma değer vergisi. Biz bunu 6 ayda oturttuk. Sizin sayenizde. Yunanistan 2,5 yıldır hala oturtmaya çalışıyor. Bir vergi iadesi kanunu, yani faturalı yaşam.